Merhaba arkadaşlar, Pardus girişim analizi yapacağız. Şimdi grafiğe baktığımız zaman ilk aklımıza gelen eğitimlerde anlattığım, üzerinde durduğum gökdelen formasyonu. Burada sert bir şekilde çıkan hisseler her zaman için sert bir şekilde geri gelir. Sasa'da, Kontrü'de birçok hissede gördüğümüz manzara. Bu tarz hisselerde arkadaşlar mantık şudur. Öncelikle ortalamalarını bir açalım bakalım. Şimdi şirket kaliteli bir şirket olabilir. Kaliteli bir şirket orta uzun vadede yatırımcısını üzmez, kazandırır. Ama sert giden grafiklerde olası geri çekilme durumlarında 4 saatlik periyotta EMA21 kırılımını gördüğümüz zaman stop olmak faydalıdır. Bizi zararlardan kurtarır. Burada 4 saatlik periyotta EMA21 kırılımı yaklaşık bakın şu seviyelerde 15-20 seviyelerine gelmişti. Son olarak orada çıkış yapılabilirdi. Daha kısa vadede stop yapıp maksimum kar almak isteyenler de EMA9 ortalamasını yani 17 TL seviyesini takip edebilirlerdi. Kısa vadeli düşünen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Şimdi günlükte baktığımızda günlükte artık EMA21 ortalamasına kadar inmiş. Bakın burası bir destek olarak çalışabilir. 12.55 seviyeleri burası destek olarak çalışabilir. Ama bu seviyeyi de sert kırarsa EMA 50'ye kadar burada gördüğümüz yeşil ortalama EMA 50'ye kadar geri çekilme gerçekleştirebilir. Bu da 9.26 seviyelerinde bulunuyor. MACD'de şu an negatifte. Bu sert giden hisselerdeki pozisyonunuzu şu şekilde koruyabilirsiniz. Örneğin maliyetleriniz diplerde 4 liralarda 5 liralarda. Tavan tavan gittikten sonra sert bir şekilde her tavanda %10, %20 mal boşaltabilirsiniz ki bu bir stratejidir. Ortalamanızı yüksek tutar. Bu sert düşüşlerde de en az zararla kurtulabilirsiniz. Yani her yükseldiğinde bir miktar mal satıp ortalamayı yükseltmek bir seçenektir. Buna benzer grafikler örneğin 2018'de Aselsan grafiğinde de benzer bir durum vardı. Hemen örnek vereyim. Tabii Pardus'la Aselsan'ı şirket olarak karşılaştırmıyorum. Sadece grafikler benzer diye karşılaştırıyorum. Şöyle haftalık periyotta hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz dikine bir çıkış 2018 yıllarında Aselsan'daki, değil mi? Bundan sonra sert geri çekildikten sonra orta uzun vadeli bir formasyona yatmış görüntü mevcut. Burada bir topu formasyonu var. Bu yüzden Pardus'ta da yine bu şekilde bir görüntü görmemiz şart. Bu belki 1 yıl olur, belki 6 ay olur, belki 2 yıl olur. Bunu bilemeyiz ama bir formasyon süreci görmemiz gerekiyor. Bu formasyonu yatayda da yapabilir düştüğü seviyeden. Üst seviyelere çıkıp üstte de yapabilir. Ya da tamamen alt seviyelere inip burada da gerçekleştirebilir. Temennimiz orta ya da üst seviyelerde Pardus'un formasyonunu tamamlayıp tekrardan yoluna devam etmesi. Gördüğünüz gibi Aselsan tekrardan eski seviyeler hatta çok daha yükseklere tırmanmış. Orta uzun vade kazandırır dediğim olay bu. Yani bu Aselsan 2018'de yukarıdan maliyetlenen kişiler beklediği sürece tabi enflasyonu hesaba katmıyoruz. Burada bölünmeler de var onları da katmıyoruz. Eninde sonunda kazanıyor. Şirket kaliteli ise çok üzülmemek lazım. Ona göre stratejinizi korumanız gerekiyor arkadaşlar.